Mustafa Kutlu Alet işler el övünür. Yazının başlığındaki atasözünün inemden duydum. Tamamı şöyle. Alet işler el övünür, talih işler kul övünür. Bu sözün zahirinde alete övgü var gibi. Ama değil, dipteki mana el de, alet de, kul da talihin yani kaderin eseridir. Kibirlenmenin lüzumu yok. cenab Hak Hz. Adem'e isimleri öğrettiği gibi keşfi de bağışladı. İcat yok, keşif var.'' İnsanlar çok eski zamanlardan biri hayata tutunmak için aletler yaptı. Arkeoloji bunu belgeliyor. Hadi bilinen dönemleri sayalım. Taş devri, cilalı taş devri falan. Taştan balta, madenden kılıç kalkan yapıldı. Ben bu aletleri masum sayıyor, hududullah içinde görüyorum. Bir arkadaş diyor ki, ''Mustafa abi, bıçak nasıl masum olur? Karpuz da keser, insan da öldürür. Ben de diyorum ki, bu iş için iri bir taş parçası yeter.'' Habil-Kabil kıssasını iyi anlamak lazım. Ameller niyetlere göredir. Alet yapmanın ve kullanmanın bir tekniği usulü var elbet. Çok eski zamanlarda kalan bu tekniğin günümüzde hala kullanıldığını biliyoruz. Buğday harman edilir, dövenle sürülür. Ben döven sürdüm. Karışım toparlanıp tığ yapılır. Müsait rüzgar beklenir, tahta kürekle savrulur, buğday bir yana, saman bir yana ayrılır yel değirmeninin, yelkenli geminin, rüzgardan yararlanmanın tekniği usulü böyledir. Bu tekniğin tarım toplumunda geldiği son nokta harman makinesidir. Kol gücüyle çevrilir. Ben çevirdim. Tarım toplumunda her ne kadar aletler kullanılsa da asıl güç insanda, insan ölçeğindedir. İslam'da asli ve tabi kazanç emekle olur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yemiş değildir.'' Buhari buyurmaktadır. Dilimizde hududullah içinde yapılan üretimin eşsiz bir ifadesi bulunmaktadır. El emeği, göz nuru, alın teri. Kılıç yapmanın, orak ve tırpanın, yün eğren kirmanın hala kullanılır. Halı kilim dokuyan tezgahların hala kullanılıyor. Kök boyanın, suyu kullanmanın ve toprağa işlemenin bir tarihi var.'' Dünyanın her yerinde coğrafya, iklim, su, toprak, hava, tohum ve benzerine bağlı olarak yapılan tarımda değişik aletler kullanılmış olsa da bunlar insan ölçeklidir. Zanaatlar dahi böyledir. O dönemlerde sanatla sanat ayrımı yoktur. Ben hala o görüşteyim. Hududullah içinde kalmak şartıyla bu tutum meşrudur. Ancak bugün olduğu gibi o günde hak yoldan sapan, isyan eden kibrin zirvesine tırmanarak kendini ilah ilan eden firavunlar olmuştur. Piramitlerin sırrı hala merak konusu. Bu uygulamaların elbette bir hikmeti vardır. Hz. Musa'nın asasının, Hz. Süleyman'ın bilgisinin, mucizelerin akılla izahı gerekmez. İnsan ölçeği makul bir sınıra işaret eder. İnsan bedeninin çapı bellidir. Şu kadar hız yapar, şu kadar ağırlık kaldırır, şu kadar yer içer ve benzeri. Sınırı aştığında bu beden o yükü çekemez. Ancak nefsin istekleri bitmez. Ona bir vadi dolusu altın versen doymaz. Öteki vadiyi ister. Bu sebeple en büyük cihat nefse hakim olma, onu haddi aşmaktan men etme yolunda yapılır. Üretim-tüketim dengesini doğal yapı belirler. Hilkatle fıtrat ihtiyacın ne olduğu yani sınırı bilinmez değildir. Hududullah'ın tayin ettiği sınırlar içinde insan, insan insan, insan tabiat ilişkileri bir nizam oluşturabilir ki bunu Hz. Peygamber'in hayatında ve sünnetinde görebiliriz. Devlet tecrübesi için bakınız. Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yayınları 2000 Alet yapan toplumların kurdukları medeniyetler dine dayanır. Bunların sembolik ifadesi mabetlerde görülür. Budistlerin pagodaları, paganların panteonları, Hristiyanların kiliseleri ve çan kuleleri, Müslümanların cami ve minareleri vardır. Sadece çağdaş küresel medeniyet dinsizdir. Bu konuda bakınız Teoman Duralı, Çağdaş Küresel Medeniyet, Dergah Yayınları, 9. basım, 2018. Bu medeniyetin sembolleri gökdelenlerle fabrika bacalarıdır onun inşası yolunda beliren, olgunlaşan zihniyet, Hududullah'ı nasıl çiğnedi, bambaşka bir üretim tekniği geliştirerek onu nasıl teknoloji haline getirdi ve insan ölçeğini aşan endüstriyi, üretim-tüketim çarkını kurdu. Burada teknik-teknoloji ayrımı yaptığım görülüyor. Artık hepimiz teknolojinin pençesindeyiz. Şimdilik son nokta dijital. Üstad, dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç diyor. Hayır, ümit ve korku arasındayız ama ümit var olmalıyız. Devam edecek.